aşkım ya. İyi ki ofis Taksim'e taşındı. Hafta içi her akşam buluşur gezeriz. Ya tabii ki aşkım benim. Sen yeter ki izle. Her yeri her zaman gezeriz seninle. Hadi ya ben çok üşüyorum. Hadi eve gidelim biz hadi. Aa, doğru söylüyorsun. Hadi eve gidelim biz hadi. Hadi. Biz eve gidelim. Biz derken sen nereye geliyorsun? Biz gidiyoruz eve ikimiz. Tamam. Ben niye o bize dahil değilim ya? Biz işte. Sen, ben, o biz hep beraber... Mehtap sen gelir misin? Ben bu akşam sende kalacağımı düşünüyorum. Öyle planlamıştık. Ya şey evet ben de öyle düşünüyordum ama şimdi Sinem sonuçta benim ev arkadaşım ya İbrahim. Evde yabancı birinin kalmasını istemiyor. Ne yapayım? Ben Türk'üm. Türk'üm. Doğruyum, çalışkanım. Tek kelime. Yerli. Ben İbrahim. Yerliyim ya. Ne olur ya beni de alın ya. Ben bu saatte kendi evime nasıl giderim? Çok uzak. Ne vapur, ne dolmuş, ne otobüs hiçbir şey yok. İbrahim taksi diye bir şey var. Taksi. Evet. Taksiye. Avrupa yakasından Asya'ya taksiye bineceğim ben. Bir sonraki kavimler göçünü beklerim yine taksiye binmem ya. Taksi çok yazsa taksi. Oo ben hayatta yapmayın ne olur beni de alın be. He? Ne olur beni de alın ne olur. Taksi çok yazar ya oradan karşıya çok yazar. Ya çok haklısın ama yani sonuçta Sinem ev arkadaşım. Ne yapayım İbrahim istemiyor ya ben de arada kaldım. Tamam tamam sen de haklısın ne diyeyim ya. Tamam. Sinem bir saniye gelin bir şey konuşacağım. Abi. Sinem. Yemin ediyorum hiç rahatsızlık vermem ya. Yatarım sabah kalkar giderim kapıyı çeker giderim ya. Hormonlarımı libidomu falan böyle poşete koyarım kapıda bırakırım yemin ediyorum. Sizin mutfak giderinin yanında yatarım ya. Sizin mutfaktaki gider benim hoşuma gider. Vallahi ne olur ya taksiye binmeyeyim ben. Hayır İbrahim lütfen. Hayır yok ben böyle bir şey istiyorum. Ya taksiyle konuş, pazarlık yap. Ay ya şey kullan biraz güçlü şey dur. Hadi gel. Mehtap gidiyoruz. Aşkım eve gidince yaz bana. Mehtap! Taksiciler beni kesin sevecek. Taksici ben ya... Ulan karşıya giden yolcuyu sevmez mi? Sever tabii. Allah'ım niyet ettim, niyet eyledim taksiyle karşıya geçmeye. Taksi, boş mu? Dur. Sen binme. Niye ya? Sen binme. Niye ya? Sen binme. Ben sadece Arap turist alıyorum. Niçin? İslamiyet'i yaymak için. Ya ne için olacak? Yolumuzu bulmak için. Ben Euro üzerinden alıyorum bunu. Anlatabildim mi? Tamam. Euro yükselişte. Tamam. Sen nereye gidecektin? Karşıya Tuzla'ya. Yakın buradan. Şuradan şurası ya. Şurası Tuzla. Tuzla mı? Bak bir anda ben sana yükseldim. Atla hadi. Yok yok ben senin niyetini anladım abi tamam yok boş ver. Hadi gel bin. Binmem yok başka taksi bulurum sağ ol git. Hadi bin. Binmeyeceğim ya bilmiyorum. Ya bin. Binmiyorum ya. Vallahi bak burası tenha. Kalıverirsin taksi de bulamazsın hani. Mehtap yaktın beni ya. Of hakikaten taksi yok. Pazarlık etmeyen ve anlaşmayan hayatta arabana binmem. 40 lira olur mu? İn lan araba. Bilmiyorum ya. Bileceksin. Hayır bilmiyorum. Beni böyle bırakamazsın. Bırak beni bilmeyeceğim. Bırak. Bırak. Hayır. Bileceksin. Hayır. Bırak beni. Hayır. Rahatsız eder lan yolcuyu. Ben hiç istemiyor lan. Tamam abi. Ne diyeyim? Seninle de sonra görüş. Hadi bin. Git buradan. Bizi yengeç, git buradan. Ha? Oh, daha alt kapor. Oh, çok güzel oldu. Çok teşekkür ederim abi ya. Korkuttu beni ya, deli midir nedir? Mühim değil. Bunlar gibi it kopuklar yüzünden bizden biliyorlar. Ne? Abi, Tuzla'ya kaça götürürsün? Tuzla mı? Hı. Vallahi burada ne yazdıysa o. Aa, bu kadar kaderci olmayın ya alın yazısı falan. Bir rakam söyleyin işte. Vallahi korkuyorum çok yazacak diye. Hadi. Oğlum taksimetreyi gösteriyorum. Burada ne yazarısa o. Ha. En azından dürüst biri tamam. Hayırlı işler. Tuzla'ya. Ben bir dışarı mı kaldım? Ay bismillah. Sen yenisin galiba. Seni buralarda daha önce görmedim. Ofisim buraya yeni taşındı abi. Hmm. Kız arkadaşım burada oturuyor. İşte iş çıkışı buluştuk. Onu eve bıraktım falan. Yoksa öyle geç saatte kalmam. Bu arada ben İbrahim. Ben de İsmail. Memnun oldum.
İbrahim. Birden mi gidelim, ikiden mi gidelim? Beşten gidin. Beş, çünkü birler, mini mini birlerdir. Tıkalıdır. Çalışkan ikiler, çalışma olur. Üç tembeldir. Dört, beş. Yol akar. Beş olsun. Sen yolları hiç bilmiyorsun değil mi? Zerre hiç anlamıyorum ben ya. Hakim değilim abi ya. Yani ben çok aciz durumdayım. Ne olur beni çok dolaştırma, gezdirme olur mu? Çünkü sen dersen ki şuradan gide, buradan gide, ben inanırım, he derim, gideriz yani. O yüzden... Ulan sen mesela şu an bir siyasi görüşün varsa direkt ona kayarım yani. Hiç öyle bir şeyim, müşkülüm yani. Sahilden bire bağlanalım. Tamam. Hem sen de deniz havası almış olursun. Olur abi. İbrahim, belli ki daha önceki taksiciler seni çok üzmüş. Eskileri hatırlatma lütfen. Her meslekte olduğu gibi bizde de böyle bazı çürük yumurtalar maalesef var. Ama bundan önceki yolculukları unutacaksın. Ben seni öyle onlar gibi gezdirmem. Abi kasis var, dikkat et. İbrahim, ne yapıyorsun? Korunuyorum. Kasise hızlı girdim diye mi? Yok abi yani işte korunmak iyi. Ne yapıyorsun ya? Bana bir bakar mısın sen? Abi yolda durduk. Gözümün içine bir bakar mısın abi sen? Abi dörtleri yakar gözümün mısın? İçine bir bakar mısın? Sen bana güvenmiyorsun mu? Ha? Ay estağfurullah. İbrahim, ben seninle bir yola çıktım. Ve bu yolda benim için güven esastır. Eğer bana güvenmiyorsan şu anda şu kapıyı aç, dışarı çık ve ardına bakmadan git. Hayır, hayır, git, hayır. Hayır, hayır. Git, git. Abi bir saniye. Git. Seninle gerçekten alakası yok. Ben etrafa güvenmiyorum. Kötü şoförler var, yollar bozuk falan. Ondan yani. Sen üstüne alınma. Kemer iyidir ya. Seni sınadım, doğru. Kamu spotu gibi olacak ama kemer takmadan şuradan şuraya gitmem. Bravo İsmail abi. Kemerinizi takın tabii ya. Sırt çantası mı o? Nasıl taktın o kemeri? Hadi baba, başarabilirsin. Vallahi seni sevdim. Yaz numaramı. 05. Bir dakika ya. Böyle niye yazıyorum ki ben şimdi numaranı? Oğlum, iş yerim burada, hatun burada. Belli ki taksilere çok işin düşecek. Bundan böyle benimkinden başkasına binmeni istemiyorum. Abi anlamadım. Başka taksilere diyorum. Binmeni istemiyorum. Tamam. Toysun, seni üzerler. Yaz, 05. Yok abi, gerek yok. Vallahi ben bir daha bu saate kalmam. Taksiye ihtiyacım olmaz. Bir şey yaparım. Fünikilerle metro, oradan Marmaray. Oradan indim karşıya, tekrar metro, zırt evdeyim. Tamam, ver şunu bana. Al, kaydettim. Peki abi. Abi benimki diye kaydetmişsin ya. Neyse. Abi ya, yolumuzun üstünde benzinci varsa 2 dakika durabilir miyiz? Karnım kıyıldı. 2 lokma bir şey yiyeyim, öyle devam edelim. Bizim şurada muhallebici var, ona gidelim. Bak, bizim bütün durak oradan yer. Hem bizim çocuklarla da tanışmış olursun. Aa yok yok, gerek yok. Biz düz devam edelim, yolumuza gidelim. Neden? Abi, sen beni dolaştırmayacağını söylemedin mi? Gezdirmeyeceğim diyorsun. Şimdi sahilden götürmeler, arkadaşla tanıştırmalar, muhallebiciden börek almalar falan. Ben kız arkadaşımı bu kadar dolaştırmıyorum ya. Oğlum. Valla korkuyorum bak, yazıyor taksimetre. Ben bu semtin çocuğuyum. Neticede kol böreği meşhur diye dedim. İstersen de gitmeyiz. Ha, yolumuzun üstüne yani. Tamam gidelim. Nerede bu börekçi muhallebi? Sola sapınca. Tamam. Bir dakika. siz son anda gördüğünüz için sapağı bunu şey dönün. Hızlı dönün. Patinajla dönün. Nesi meşhurdu? Kol böreği. O en sevdiğim. Nerede abi börekçi? Solda. Abi geçiyor sapağa. Geldik mi? Ay. Aa, börekçi yeni açıldı. Bu saatlerde açılır. Sıcak sıcak yeriz. Selamünaleyküm. Aleykümselam İsmail abi, nasılsın? Hoş geldin. Sağ olasın. Bize 2 tane kol böreği ver. Vay, vay, vay. İsmail abim gelmiş. Abilerin abisi, ne yapıyorsun abisi? Abi, abi hayırdır, sen herkesi bu börekçiye getirmezdin. Ne iş? İbrahim'le tanışın istedim. Benim için özel. İyi valla. Benim artık bundan böyle benim yolcum. Ona sakın yamuk mamuk yapmayın. Şey İsmail abi, kapıyı kilitle istiyorsan telefonum içeride, sıkıntı olmasın. Merak etme, direksiyonu aldım. İsmail abicim,
Merak etme, senin yolcuna bizde yamuk olmaz da benim bir sorum geldi. Kardeş bir bakabilecek mi? Buyurun. Sen ne tarafta oturuyorsunuz? Ne merak ediyorlar ya? Karşıda Tuzla'da. Oho! Baho, belli bu karıcının yolcusu. Galiba. İsmail abi, abisi. Bak yemin ediyorum çok güzel ördek düşürmüşsün, hayırlı işler abisi. Kaymak. Düşürmek, ördek, kaymak. Sen onları hayırlı takma, işler takma. Ne oluyor? İbrahim. Ne demek, ne kuduruyor? Ben İbrahim gidelim. Ne demek ya? Sağ ol birader. Abi, tabii İsmail abi gidin. Yolunuz uzun. Dağ köprüden geçilecek. O gişeden geçilecek. Tuzla buradan nereden baksan 70 kilometre çarpı 3'te 200'ün. İçinmeyin lan çocuğun! Öyle abuk subuk konuşuyorsunuz, sonra niye bizim uzun yol müşterimiz yok diye alıp duruyorsunuz lan? Sizin yüzünüzden mesleğin haysiyeti, şerefi 2 dakikada yerlerde. Ya gidin ya! Özür dileriz İsmail abi. Ben Hamza böyle... ayırıp utançla. Konuşma, konuşma, saçma. Ben, hiç böyle tepki beklemiyorum. Şaka olsun diye halbuki. Ben espri maksatlıydım ama. Börek çok hafifmiş abi, sağ ol. Hafiftir, bak. Haydi gidelim. Teşekkür ederim. Şuraya doğru biraz el et de. Sağ ol. Teşekkür ederim İsmail abi. Gaz bitti de. Benzine geç. Yok. Teşekkür ederim tekrar. Neden? Ne bileyim, böyle... Arkadaşların önünde beni korudun falan. Oğlum diyorum sana, ben esnaf adamım. Yıllardır burada çalışıp duruyoruz. Abi kırmızı ışık. Hay Allah. Ana! Ana! Ne işin var burada? Ha? Aç. Oğlum bu elektrikli lan, öyle değil. Ben de diyorum, neyi çeviriyorum 2 saattir? Ana ne işin var senin burada bu saatte? Günden dönüyorum. Hangi günden? Geçen günden. Ya bu saatte ne bunu ya? Senin bunun gecen birbirine karışmış anne. Yol üstü, gel seni bırakayım. Ya ben kendim yürüyorum, sen karışma. Bu kim? O İbrahim. Bundan sonra benim yolcum. Oo. Karşıya bırakacağım. Oo, maşallah, maşallah. Aferin. Uzun mesafe yolcusu buldun her sonunda. Her gece indi bindi, indi bindi. Nereye kadar bir oğlum? Böyle ömür mü geçecek? Maşallah. Öp bakalım elimi. Ha? Öpeyim efendim. Ya hudar ol çocuğum. Sağ olun. Ev sizin mi, kira mı? Bizim de. Neden? Araba var mı? Yok. Bu güzel. Bak oğlum, eğer bu arabaya bir daha binmeyeceksen benim oğlumu boşuna oyalama, tamam mı yok? Benim oğlum uzun mesafe yolcusundan çok çekti. En son bir yolcu vardı, hep yarı yolda bıraktı onu ya. Aa, nasıl? Evet. Sorma. Ya hep karşıya geçeceğim diyor. Zincirli kuyuda iniyor. Bir de metrobüse biniyor. Aa, anne. Sen öyle... Ama yavrum bunlar hep gerçek. Sen öyle yapma, tamam yok, mı oğlum? Yok, biliyoruz biz. Çok güzel şofördür. İyi araba kullanır. Kurallara uyar. Hadi bakalım kenardan mukayyet ol ona. Tamam ana, biz de karşıya geçeceğiz. Hadi selametle. Dikkat edin, ışık yanacak. Şaşırtma verdin. Arabayı şaşırtma verdin. İyi mi? İyi. Sinirlerim bozuluyor böyle. Benim de. Hemen role giremiyorum. Neydi öyle ya? Sen de terlemişsin. Klimayı açayım mı? Ya yok, açma abi, açma. İsmail abi affedersin de. Daha arabanın bineli 20 dakika oldu. Yani yolculuğumuzun başında sayılırız. Ne bileyim, böyle sahilde dolaştırmalar, arkadaşlarına tanıştırmalar. Yemek ısmarladın, annenin elini öptürdün falan. Yani sence de biraz hızlı gitmiyor muyuz? Vallahi 80'le gidiyoruz. Aman araba yeni sürtmeyin. Bir şey geliyor sanki. O gelene kadar boş ver. Ama biraz çaba sarf etsin. Abi geliyor! Lan önüne baksana! Hayır! Ulan ne bağırıyorsun lan? Yanında yolcu var diye hava mı atıyorsun lan? İn lan aşağı. Evet, Allah aşkına ne yapıyorsun? Tamam, gerekiyor. Ya. İniyorum lan aşağı. Hayır, hayır, İsmail abi, sen inmeni istemiyorum. Hayır, hayır, başımızı belaya sokacağız. Hayır, ne olur. Mantığımız kaçmasın, ne olur. Gel lan, indim lan. Gel lan buraya. Sen karışma. Ay, İsmail abi, inme. Hayır, ne olur.
Hay Allah'ım. Ne diyorsun lan? İsmail abi. Doğru konuş lan. Bak hani... şuradan şuraya geçersen geçiririm tamam. Levye'ye kafana. Hadi sen şuradan şuraya geç bakayım bir ne oluyor onu bir gör bakayım. Şuradan şuraya geç. Değil geçirim Levye'ye kafana. Ya öyle olmaz canım. Ya, sen şuradan ya, şuraya lan. Geç bakayım. Ya, abi sen giriyorsun lan. Lan. Ay iflat kimse yok. Bu ne olur ya? Geç oğlum ya. Kimse yok. Konuş bir beyefendi. Bir beyefendi. Hani sizi basar. Yardım edin misiniz? Bakar mısınız? Ne konuşuyorsun? Lan bir şey duydum ben. Ne mağdur oldum bir de ya. İşte bu. Bak İsmail'in bu halini gördüm. Daha yüksek yani trafikte tartışma daha da evet. Ateşli olsun. O ateşin sen öyle bir isyan et ki kavga dursun. Tamam. Buradaki tartışma daha ateşli olsun. Ama çok da birbirinize kıyamayın. Hayır. Elemek istediğinizi çok iyi anlıyorum. Allah aşkına tabii. İsmail abi tamam. Tamam. Bir dakika sen karışma yeter ya. Ya bir dakika. Lan! Yalan lan bu. Lan! Akıl. Ay yürü. Özür dileriz kardeşim. Siz gidin yolunuza. Pardon. Ben de sizinle gelebilir miyim? Ya. Vallahi iki kişilik. İsmail buraya gel. Buraya gel. Gel gel biz gidelim. Gel lütfen. Hamet Allah aşkına gidiyor. Ay o neydi öyle ayol? Ben ay, ittireyim mi? Öyle biz ayol. Biraz zor gidiyoruz da rica etsek vurdurtabilir misin? Ay o neydi ayol? Eyvallah. İbrahim. İbrahim! İbrahim, ne oldu İbrahim? Yapma diyorum, yapıyorsun! İnme şu an, Allah kahretsin, aramızı inme! Oğlum, yapma tamam. Ne olur, bencilsin ya! Sakin ama oğlum. Sen de çok sinirlisin! İbrahim, sen niye bu kadar korkuyorsun ya? Tamam. Geç şu arabaya! Tamam. Bak, trafikte başını belaya sokmanı istemiyorum sakın, bir daha sakın! Yapma böyle şeyler, ne olur! Tamam. Başını belaya sokmanı istemiyorum. İstemiyorum. Tamam ben bu kadar tepki vereceğini bileydim zaten inmezdim İbrahim. Ben de bilmiyordum. Ben sen... Nereye vardı iş? Ya üzüldüğün için çok özür dilerim yani. Ben seni üzmek istemedim. Üzme beni. Beni niçin üzüyorsun? Ben üzülecek insanım. Üzmemelisin. Numaranı kaydettim. Benimki. Tamam İbrahim. Bir daha ihtiyacım olsa seni arayacağım. Sen götüreceksin beni evime. Üzmemelisin beni. Lütfen üzme. Yapma böyle şeyler. İbrahim, senin eve daha çok var mı? Yok, hemen köşeye döneceğiz. Sağda ilk apartman. Bir saniye. Sen... Affedersin, anlamaya çalışıyorum. Yolculuktan mı sıkıldın? Niye sorguluyorsun? Ne kadar kaldı falan böyle şeyler? Oğlum saçmalama lan. İşte yolcu el etti. Bu saatte de yolcu bulmak zor. Eğer yakınsan onu alayım diyorum ben de. Affedersin, pardon. Anlamak için soruyorum. Sen benden sonra başka bir yolcu mu alacaksın? Bu koltuğa başka bir yolcu mu oturacaksın? İnşallah. Onu da börekler ısmarlayıp, sahilde hava aldırıp ananı el öptürecek misin İsmail abi? Oğlum manyak mısın lan? Oğlum ben taksiyim, özel şoför değilim. Bunu da duydum ya. Senden bunu duydum ya. Ben senin için herhangi birisiyim öyle mi? Seni başka sanmıştım İsmail abi, başka. Oğlum olayları çarpıtıyorsun ama yani. Konuşmayalım vallahi, daha fazla konuşmayalım. Kalbimi çok kırdın, ben gidiyorum. Ne diye? Gerçekten çok üzdün beni. Ya İbrahim. Yok, bana İbrahim, müsaade. Buraya kadar. İbrahim! Pes. İbrahim! Lan İbrahim! Üzüldü çocuk ya. Lan! Taksim et! Lan parayı ödemedi, ondan trip yapıyormuş. İbrahim! İbrahim!